2024'ün ilk gününden merhaba. Hiç kimse 2024'ün nasıl geçeceğini bilmiyor. Sadece tahmin yürütebiliriz. Peki ya geçmişte sadece tahmin konusu üzerinde kendisini geliştirmiş bir bilim insanından bu yılın tahminini dinlesek? Evet, Muhyiddin İbnül Arabi tahmin konusunda çığır açmış bir bilim insanı. Hatta kendisinden sonra olacak olayları kaleme aldığı eserleri de var. Gelin hep birlikte İbnül Arabi'nin 2024 tahminlerini inceleyelim. Muhyiddin İbnül Arabi aslında birçok alanda kendisini geliştirmiş ve geliştirdiği alanlarda eserler vermiş bir bilim insanıdır. Aynı zamanda tasavvufi anlamda da iyi derecede kendisini yetiştirmiş bir İslam alimidir. Kısaca hayatından bahsedersek, Hicri 1560, Miladi 1165 yılında Endülüs'te doğan İbnül Arabi aslında alışılagelmiş tasavvuf alimlerinden değildir. Şeyhül Ekber unvanı ile bilinir. Doğduğu dönemde İspanya'ya Endülüsler hakimdi. 8 yaşında ailesiyle birlikte Sevilla'ya göç etmiştir. Yakın akrabaları hakkında günümüzde pek bir bilgi olmasa da ailesinin itibar gören bir aile olduğu söyleniyor. Endülüs'te bir süre daha kaldıktan sonra bir seyahate çıkmış ve gittiği yerlerde ünlü alimlerle konuşmuştur. Bunu da eserlerinde anlatır. 17 yaşındayken dünyanın ve bilmenin sırrını çözmüştür. Bilginin daha çok keşif ve ilham yoluyla elde edilebileceğine inanır. İşte tam da bu noktada cifir ilmi, yani harflere verilen sayı değerleriyle geçmiş ve gelecek olan olaylara dair işaretler çıkarma konusunda kendisini çok iyi geliştirmiştir. Ve bu özelliğini bazı hesaplamalar yaparak gelecekte olabilecek olayların çıkarım ve tahminlerini bazı doğa olayları ve astrolojik hesaplamayla birlikte önceden yapmıştır. Özellikle bu hususta yazdığı Saatlerin Hazinesi kitabı, gelecek tahminlerini ele alma yönünden önemli bir eserdir. Ayrıca şaşırtıcı derecede gerçekleşen tahminlerinden biri de Osmanlı Devleti kurulmadan Osmanlı kuruluşu hakkında bir kitap yazmasıdır. Daha da şaşıracağınız bir ayrıntıdan bahsedelim. Yazdığı eserde Osmanlı ile ilgili şu önemli detaylardan bahsetmiştir. Devlet-i Aliye'nin kurucusu Sultan Osman olacak. Şam, Sultan Selim tarafından fethedilecek. Mısır, Osmanlı'nın olacak. Mısır'ı Osmanlı'ya Sultan Selim kazandırdı. Rum suresinin tefsirinden anlaşılacağı üzere 36 padişah ve bir son halife olacak. Sultan Abdülaziz askeri bir darbe ile tahttan indirilecek. Evet, İbnül Arabi tüm bu tahminlerini Osmanlı Devleti daha kurulmadan eserlerinde bahsetmiştir. Peki bu şekilde nokta atışı tahminlerde bulunan İbnül Arabi 2024 hakkında neler söylemiş olabilir? Pahalılık artacak, ekonomik sıkıntılar artacak, tarımda verimlilik artacak, savaş ve ölümler artacak, ilimde önemli gelişmeler olacak. İslam devletleri bir araya geldiği takdirde dünya gücü olacak. Aynı zamanda insanlarda korku hakim olacak. Memleketlerde fitne ve kargaşalar artacak. İnsanlar tüm olayların ardından yorgunluk ve bitkinlik hissedecek. Yıl zorlu başlayacak ancak yıl sonuna doğru insanlar biraz rahatlayacak. Evet, İbnül Arabi'nin 2024 tahminleri bu şekilde. Tabii ki bu tahminler eserlerini yorumlayanlar tarafından ortaya atılan iddialar. Umarız iyi bir yıl geçiririz. Peki sizin 2024'ten beklentileriniz nelerdir? Yorumlarda mutlaka yazın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.